Merhaba Ceyhun Bey, hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sağ olun, sizleri gördük, daha iyi olduk. Çok yoğun çalışıyorsunuz, farkındayız. Vallahi takdirle de izliyoruz, Hep bilgileniyoruz. beraber. Şimdi, son bir çalışmanız var, yoğun bir mücadeleniz var aslında. Onu önemsedik. Yani aslında bütün çalışmalarınız önemli. Mavi Vatan boyutu, diğer stratejik çalışmalar. Artı bu Fener Rum Patrikhanesi meselesi, Bartolomeus meselesiyle ilgili onun faaliyetlerine dikkat çektiğiniz ve en sonunda değerli avukatınızla beraber sizin yaptığınız değerli bir suç duyurusu var. Çok değerli aslında o. Niye yaptınız bu suç duyurusunu? Detayları biraz sizden alalım. Arkadaşlarımız da o suç duyurusunun görselini hazırlayıp ekrana da şey yapsınlar, versinler. Bunu bir sizden dinleyelim. Neden yaptınız bu suç duyurusunu? Evet. Şimdi öncelikle Ceyhun Bey, biz dini ibadete, din özgürlüğüne, ibadet özgürlüğüne asla karşı değiliz. Altını çok net çizelim. Yani herkes dinini istediği gibi yaşasın, ibadetini istediği gibi yapsın. Bunda en ufak bir rahatsızlığımız söz konusu değil. İbadet özgürlüğünden, din özgürlüğünden, inanç özgürlüğünden de tümüyleyiz. Kimse kimsenin hayatına da karışamaz. Ama ne olursa olsun devlete yönelik, devletin kuruluş ilkelerine yönelik bir takım faaliyetler içerisinde bulunulmasına, yetki sınırlarının aşılmasına, Türkiye'ye düşmanlık yapılmasına çok ciddi şekilde karşıyız. Ben ve benim arkadaşlarım, yani Mavi Vatan Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi, yani kamuoyunda bilinen ismiyle TÜKDEX'in genel prensibi şudur: devletin yanında olan herkesin yanındayız, karşısında olan herkesin de karşısındayız. Bizim şiarımız, bizim pusulamız Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletidir. Ama Aynen. gördüğümüz kadarıyla Ki bu Patrikhane, arada bir arada parantez söyleyeyim. tabii. Dediğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası gayrimüslim vatandaşlarımızın her türlü inanç özgürlüğünü yaşamasında da hiçbir mani bulunmuyor. Tam tersine onlara o alanda özgürlük sunuyor. Tabii ve aslında Ceyhun Bey, yani bunun bu Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi özelinde dikkat edilmesi gereken husus şudur: kıyaslama yapacaksak Yunanistan'la kıyaslama yapacağız. Evet. Çünkü Fener Rum Patrikhanesi'ndeki tanınan özgürlükler, ibadet özgürlüğü, Rum Ortodoks azınlığa tanınan özgürlüktür. Bunun karşılığı da, aynısı da Lozan'da çok net bir şekilde ifade edilmiştir. Bunun karşılığı da Batı Trakya'daki Müslüman azınlığa, Türk Müslüman azınlığa tanınan özgürlüklerdir. Evet. Şimdi bakınız, mezarlıklarımız yıkılırken, talan edilirken, İbadethanelerimiz kapatılırken, camilerimiz ahıra çevrilirken, içerisine domuz ahırları yapılırken, kapısına eşek bağlanırken, bir tane cami yok iken, o kadar tarihi caminin olduğu Atina'da bir tane cami yok iken, Atina'nın Osmanlı topraklarına katıldığı zaman Fatih Sultan Mehmet Han'ın yaptırdığı Evet. Fethiye Camisi kapatılmış, müze halinde tutacağız, en sonunda müze haline çevireceğiz denmesine rağmen hala kapalı tutulurken, kapısına eşekler birkaç sene öncesine kadar özellikle bağlanırken, burada bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı, kanunlarına karşı bir meydan okuma olarak görüyoruz. Evet. Yani ve şunu da söyleyeyim, biz bir artık uyardık. Dedik ki, İki konuda çok çok net şekilde uyardık. Bir, Patrikhane'nin yetkisi sınırlıdır. Nereyle sınırlıdır? Bozcaada ve Gökçeada'daki Ortodoks Rum azınlıkla sınırlıdır. Onların dini ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlıdır. Mübadele Evet. dışı tutulan bu bölgelerdekilerle sınırlıdır. Çok net bir şekilde. Dolayısıyla Patrik İzmir'de, Trabzon'da, şurada burada ayin yapamaz, kimseyi de bir yere atayamaz dedik. Evet. Bırakın Trabzon'u, İzmir'i, şurayı, burayı, adam dünyada metropolitler
atıyor. Yani inanılmaz baş psikoposlar atıyor. Ve ikinci husus, ekümenikliği Atatürk kaldırmıştır. Evet. Atatürk büyük tartışmalar neticesinde Lozan'da büyük tartışmalara konu olmuştur. Ekümenik sıfatını kaldırmıştır. Patrikhane'nin özelliğini kaldırmıştır. Dolayısıyla tekrar bu ekümenik sıfatının kullanılması Cumhuriyet'in kuruluş temellerine aykırıdır dedik. Ve aynı zamanda neden Patrikhane Lozan'da büyük tartışma konusu olmuştur? Sebebi şudur. Atatürk bir Osmanlı paşasıdır. Diğer silah arkadaşları gibi. Aslında Atatürk ve silah arkadaşları birer Osmanlı paşasıdır. Osmanlı devletinin nasıl yıkıldığını görmüşlerdir. Ve yeni kurdukları devletin aynı şekilde yıkılmaması için bir takım tedbirler almışlardır. Ve Patrikhane'nin Osmanlı devletinin yıkılmasında çok önemli rol oynadığını görmüşler. Ve Patrikhane'nin bu yapısını değiştirme, ortadan kaldırmayı istemişler ve böyle karar vermişler. Lozan'da da bunu sağlamışlardır. Fakat Patrik bütün bu şeylere rağmen meydan okurcasına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okurcasına, kanunlarına, hukukuna meydan okurcasına, idari yapısına meydan okurcasına hem yetki sınırlarını aşıyor hem de ekümenik ifadesini kullanıyor. Eğer Patrikhane'nin sitesine şu anda girerseniz, arkadaşlarımız girsinler mesela, izleyicilerimiz, orada göreceklerdir ki ekümenik patriyarş, ekümenik patriklik yazmaktadır. Ve bundan daha geçen haftaya kadar, bilmiyorum yeni koydularsa, bir Türk kurumu, Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı bir dini kurum olan patrikliğin sitesinde Türkçe seçenek yoktur. Türkçe seçenek yoktur. Yani İngilizce seçenek vardır, Yunanca seçenek vardır ama Türkçe seçenek yoktur. Birkaç tane Türkçe bildiriye rastlarsınız. Ama Türkçe seçenek yoktu. Hala da yoktur diye düşünüyorum. Yani en son girdiğimizde bu... Ben de en son baktığımda öyleydi. Öyleydi. Evet. Şimdi bakın burada patriklik, patrikhane doğrudan Fatih Kaymakamlığı'na bağlı bir kurumdur. Hatta geçen sene Fatih Kaymakamlığı'nın bir açıklaması da vardı. Çok önemli. Hatta arkadaşlarımıza göndermiştim ben o açıklamayı. Onu da gösterebiliriz ekranda. Bakın orada bunu bir kere şöyle okuyalım. Geçen sene biliyorsunuz yine bu Sümele Manastırı'nda 15 Ağustos'ta hem de neyin yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Han'ın Trabzon'u fethettiği yıl günün yıl dönümünde 15 Ağustos'ta ayin yaptılar. 2010 yılına kadar Sümele Manastırı'nda ayin yapılmıyor idi. Yasaktı. Yani çünkü Sümele Manastırı bir müzeydi. Tam ayin ne 2010 yılında yani Cumhuriyet tarihinde 2010 yılına kadar burada bir ayin yapılması söz konusu değildi. 88 yıl boyunca yapılmadı. 88 yıl sonra nasıl yapıldı bu ayin? Bu ayinin yapılmasının arkasında yine FETÖ'cüler var. Neden? Doğru. Dinler arası diyalog teranesiyle bu ayini yaptırdı. Hadi ayin yapılsın. Ben ayine yine bir şey demiyorum. 15 Ağustos'ta yapılması abesleştik. Hadi onu da geçiyorum. Ama önemli olan burada Patriğin başkanlığında ayin yapılması ve Patriğin başkanlığında ayin yapılırken Yunanistan'dan, Ukrayna'dan, Sırbistan'dan, Rusya'dan, Gürcistan'dan din adamlarının buraya getirilip ben sizin de başkanınızım, bakın ben bunların da başkanıyım, ben ekümeniyim deyip bir şova çevrilmesidir. Artı bir Pontus mesajıdır aynı zamanda. Artı Pontus mesajı. Adamlar çok Pontus bayramı diyorlar. Pontus bayramı kutlu olsun diyorlar. Ve bu ayinde edilen laflar Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbine saplanmış kanırtan bir hançerdir. Neden hançerdir? Sebebi şu. Çünkü orada yine aynı şekilde şöyle yapıyorlar. Diyorlar ki bundan 100 yıl önce, yaklaşık 100 yıl önce katledilen, soykırıma uğrayan din kardeşlerimizi biz buradan rahmetle anıyoruz diyorlar.
Evet. Yani Pontus soykırımı diyor. Tabii. Pontus çetelerinin, Pontus çetelerinin, Pontus çetelerinin Türklere, Müslümanlara yaptığı o soykırımı bir kenara atıyorlar. Sonuçta örgütlenip milis kuvvetlerin bu Pontus çetelerine karşı yaptığı mücadeleyi bir soykırım olarak görüyorlar. Megali İda'nın en önemli bacaklarından bir tanesi, Megali İda'nın haritasına bakarsanız, o haritaya baktığınız takdirde en önemli bacağı şudur. Şudur. Evet. Pontus krallığının kurulması tekrar. Orta Karadeniz'den Doğu Karadeniz'e evet. kadar. Ya diyeceksiniz ki peki ya bunlar yapıyorlar böyle kurulur. Koskoca Osmanlı Devleti böyle yıkılmıştır. Böyle yıkılmıştır. Ve şimdi değerli dostlarımızdan birkaç soru var. Tam burada noktada onu evet. da sormak isterim. Sizlere Tabii. şeyi soruyorlar. Mesela Ali Kır isimli vatandaşımız yurt dışında yaşıyor. Çok böyle bizim değerli izleyicilerimizden biri. Denetleme yapılmıyor mu diye soruyor. Siz çünkü yoğun çalışıyorsunuz, takip ediyorsunuz. Artı uyan vatandaş rumuzlu bir izleyicimiz de şunu soruyor. Devlet Cihat Paşa'mızın önerilerine, uyarılarına hiç cevap vermiş mi? Yani bir denetleme boyutu, iki sizin bu mücadelenize yaklaşım nasıl? Şimdi bakın denetleme falan, bakın şimdi şunu söyleyeceğim. Fener Rum Patrikhanesi'nin geçen sene gene bu şeyi yapacaktı ya, Sümele'de ayin yapacaktı. Biz tepki koymuştuk. Evet. Ekümenik sıfatına, Sümele'de ayin yapmasına vesairesine. Şimdi o zaman 15 Ağustos'ta gene aynı gün 15 Ağustos 2022'de Fatih Kaymakamlığı saat 15.30'da bir açıklama yaptı. Basın açıklaması yaptı. Fatih evet. Kaymakamlığı hangi sıfatla yapıyor? Diyor ki bu patrikhane kanunen idare hukukumuza göre bana bağlı bir kurumdur. Dolayısıyla bana bağlı bir kurumda bir takım şeyler oluyor. Ben bu konuda basın açıklaması yapma ihtiyacı duydum diyor. Evet. Fatih Kaymakamlığı'na bu basın açıklaması yapılırken Dışişleri Bakanlığı'nın mutlaka görüş bildirmiştir. İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla İçişleri Bakanlığı İstanbul Valiliğine ve Fatih Kaymakamlığı'na da bu basın açıklaması yaptırılması sağlanmıştır. Bu sistem bu şekilde çalışır. Sistem bu şekilde çalışır. Şimdi bakın ekrana o basın açıklamasını getirirsek Fatih Kaymakamlığı'nın basın, açıklamasını. Bakın 15 Ağustos bağlı kurum evet. diyor ki çok önemli. Fener Rum Patrikhanesi Patriği Dimitri Bartolomeos'un ve Patrikhane'nin zaman zaman ekümenik kavramını kullanması nedeniyle bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 30 Ocak 1923'te Yunanistan ile Türkiye arasında imzalanan Türk ve Rum ahalinin mübadelesine dair mukavelenamede Patrikhane'nin durumu ve statüsüyle ilgili bir hükme yer verilmemiştir. Bu mukavele ile Türkiye'de yaşayan Rumlarla Yunanistan'da yaşayan Müslüman Türkler yer değiştirmişler. İstanbul, Bozcaada ve Gökçeada'daki Rumlarla Batı Trakya'daki Müslüman Türkler mübadele dışında bırakılmışlardır. Şimdi bu mübadele dışında bırakılanların dini ihtiyaçlarının ve milli ihtiyaçlarının karşılanması söz konusu. Evet. Mübadele edildi, tamam. Ama mübadele dışında bırakılanlar Türkiye'de kimler? İstanbul, Bozcaada ve Gökçeada'daki Ortodoks, Rum, Türk vatandaşı. Aynı şekilde devam ediyor. Azınlıklar konusunda Türkiye'nin temel hukuki dayanağını oluşturan 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Anlaşması'nda da Patrikhane ile ilgili bir hükme yer verilmemiş. Patrikhane'nin İstanbul'da kalması karşılığında mübadele dışı tutulan Rum cemaatinin dini bir kurum olarak kalacağına, siyasi bir faaliyetinin bulunmayacağına ilişkin katılımcı ülke delegasyonlarının sözlerinin senet olarak kabul edildiği belirtilerek Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi ile Ruhani Meclisi'nin yetki alanı İstanbul Başpiskoposluğu, Bozcaada ve Gökçeada bölgesi Rum cemaatinin dini ihtiyaçlarını karşılamakta sınırlı tutulmuştur. Bakın Fatih Kaymakamlığı ne diyor? Hukuki evet. belgelere göre yetkisi diyor İstanbul Başpiskoposluğu, Bozcaada ve Gökçeada bölgesi Rum cemaatidir diyor. Doğru. Başkası değildir diyor.
Peki bu Patrick yurt dışına gidiyor. Trabzon'da nasıl ayin yapıyor? Trabzon yani yetki... Sınırları belli yani bu adamların aslında. Patrikhanesi sınırı belli. Evet, ama sınırı bu, çok aşıyor. Hep gitmiş adam geçen sene İzmir'de metropolit tayin etmiş. Devlet evet. Niye sormuyor? Sen nasıl... Ya kaymakamlığına açıklama yaptırıyorsun. Sen bu adam hakkında hangi soruşturmayı açtın? Böyle bir şey atayamazsın. Niye demiyorsun? Geçtik. Geçtik. Şimdi bunu da geçtik. Lozan Anlaşması'nın azınlıklar korunması başlıklı 38 ve 44. maddelerinde gayrimüslim Türk vatandaşlarının statüsü belirlenmektedir. Buna göre azınlık statüsüne alınan vatandaşlarımızın dini serbestiyet içerisinde kendi dilleriyle ibadet ve eğitim yapmaları, ayrıca ibadethaneleriyle mezarlıklarını korumaları hususunda gerekli kolaylığın gösterileceği taahhüt edilmiş. Anlaşmanın 45. maddesinde ise Türkiye'nin azınlıklara tanıdığı bu hakları Yunanistan'ın da Batı Trakya'daki Türk azınlığa tanıyacağı taahhütü yer almıştır. Bak şimdi evet. Özellikle şu var. Kendi dilleriyle ibadet ve eğitim yapmaları. Buradaki adam internet sitesine Türkçe bile koymuyor. Tabii. Bizim Batı Trakya'daki Türkler Türkçe ibadet edemiyorlar. Türkçe ve Arapça Kur'an okuyamıyorlar. Arapça da ibadet edemiyorlar. Yunanca ibadet etmek zorundalar. Camileri kapatılıyor. Cemaat olmasına rağmen camiler kapatılıyor. Okullar kapatılıyor. Türk ismi siliniyor. Azınlık da siliniyor. Yunan Müslümanlığı Müslümanları olarak kalıyor. Doğru. Bu nasıl mütekabiliyet? Artı mezarlıklar dozerlerle talan ediliyor. Daha evvelsi gün yine talan edildi. Talan edildi. Biz bunun karşılığında aynısını niye kardeşim aynı seçilmiş müftüler hapse atılıyor? Biz niye bunu talep etmiyor ya da aynıyla mukabele etmiyoruz, karşılık vermiyoruz? Şimdi karşılık vermek gerekiyor. Doğru. Bunlar korkunç şeyler. Vaktimiz de geçti ya, ama devam edelim. Bir 5-10 dakika daha uzatırız. Sıkıntı yok. Gayet güzel gidiyor. Şu anlamda şunu da hatırlayalım. Az önce bir vatandaşımız da hatırlatmıştı izleyicimiz. Ya adamlar Türklerden intikam alacakları kapının Çin kapısı olarak ismini şey yapmışlar. Halen duruyor. Türklerden intikam alacakları. Çin kapısı olarak. Bir Türk devlet adamının. Duruyor. Kapı da kilitli duruyor. Birisinin onun aynı eşleniğinden, karşılığından mütekabil birisini asmadıkça bu kapıda diyor. Biz bu kapıyı açmayacağız diyor. Evet. Adam düşmanlığını yani, belirtiyor zaten. Tam düşmanlığı. Devam ediyorum. Bakın. Hülasa Fatih Kaymakamlığı bu çok önemli bir belgedir. Halkımızın şunu anlaması lazımdır. Evet. Ben bunu biz bunu Mavi Vatan Türk Denizcilik ve Stratejiler Derneği Merkezi TÜRKDEX olarak avukatımız ve aynı zamanda denetleme kurulu başkanımız Avukat Doktor Candaş Gürol vasıtasıyla yaptığımız bu suç duyurusunda suç duyurusu resmi Türkiye'nin resmi tavrına dayanarak yapılmıştır. Şahsi bir durum değildir. Biz burada devam ediyorum şimdi. Resmi tavrın en önemli belgesi bu Fatih Kaymakamlığı'nın basın açıklamasıdır. Hülasa Lozan Anlaşması'nın müzakereleri sırasında durumu uzun süren tartışmalar sonunda bakın Atatürk'ün özellikle patrikhane konusundaki direnci onu söylüyor. Sonunda belirginleşen patrikhane Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile yeni bir statüye dönüştürülmüş bulunmaktadır. Ekümenlikliği kaldırılmıştır diyor. Bu durum çerçevesinde patrikhane Türkiye'deki Rum azınlığın bir kilisesi olarak sadece dini yetkileri haiz bir kilise niteliğinde anlaşmanın azınlıkların korunması başlıklı çerçevesinde mütalaa edilmesi gereken dini bir kurumdur. Yunanistan'ın uygulamasının tersine Türkiye'deki din görevlilerinin kendilerini seçme özgürlüğü bulunmakla birlikte patrikhanenin siyasi yönetsel açıdan ekümenik sıfatı bulunmamaktadır. İki şeye işaret ediyor kaymakamlık burada. Maalesef diyor. Batı Trakya'da müftülerimizi bizim azınlığımız, bizim garantimiz altında olan, Lozan'ın garantisi olan altında olan azınlığı, Müslüman Türk azınlığı seçememektedir diyor. Ama biz seçtiriyoruz diyor. Ama diyor,
ekümenik sıfatı bulunmamaktadır diyor. Şimdi geliyoruz bakın. Çok en önemli vurucu noktaya. Nitekim Rum olmayan diğer ordularının işlerine dönük müdahalesinin, yani Türk Ortodoks Kilisesi'nin, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin, Yunan Ortodoks Kilisesi'nin, Amerikan Ortodoks Kilisesi'nin işlerine müdahale ettiği için tayinler mayinler yapmak diyor ya, dönük müdahalesinin yargıya taşınması sonucunda, ki kim taşıdıysa o zaman Allah razı olsun, kim taşıdı Allah razı olsun, Aytunç Altındal'ın başına gelenleri de biliyoruz. Biz de korkmuyoruz. Bizim bu gibi meselelerle uğraşanlar ya öldürülmüşlerdir ya itibar suikastine uğramışlardır. Ama korkmuyorum. Korkmuyorum. Birisinin kral çıplak demesi lazım. Birisinin elini taşın altına koyması lazım. O elini taşın altına koyan el benim. Benim elim. Bizim elim. Vallahi emeğinize sağlık. Emeğinize sağlık. Yani, haklısınız. Devam ediyorum. Taşınması sonucunda Yargıtay 4. Dairesi'nin esas 2005-106-94 karar 2007-5603 sayılı kararında, yani 2005 yılında müracaat edilmiş, 2007 evet. yılında da karar alınmış. Yargıtay ne diyor kararında bakın. Egemen bir devletin kendi topraklarında yaşayan azınlıklara, kendi vatandaşlarından farklı bir hukuk uygulayarak çoğunluğa dahi tanımadığı bir takım ayrıcalıkları onlara tanımak suretiyle özel bir statü vermesi, anayasanın 10. maddesinde gösterilen eşitlik ilkesine açıkça aykırılık oluşturacağından kabul edilemez. Ekümeniklik iddiası anayasanın 10. maddesine aykırıdır diyor bir kere. Evet. Anayasal suç işliyor burada. Yani patrikhane anayasal suç işliyor. Geçtim. Bu nedenle Patrikhane'nin ekümenik olduğu iddiasının yasal bir dayanağı bulunmamaktadır. İstanbul Valiliği'nin 6 Aralık 1923 tarih, bakın çok önemli. 1923, yani Cumhuriyet kurulduktan 37 gün sonra İstanbul Valiliği bunu kendi başına yazabilir mi? Mümkün değil. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk yazdırıyor bunu. Ve 1092 sayılı yazılarından da anlaşılacağı üzere Patrikhane'de dini ve ruhani seçimlere katılacak ve seçilecek kişilerin Türk vatandaşı olmaları. Türk vatandaşı olmayan seçilemez diyor. O zaman ekümenik olamazsın zaten. Ekümeniklik ne demek? Halk vatandaşlarımıza izah edelim. Ekümenik şu demek. Dünyadaki bütün Ortodoksların evrensel lideri benim demek. Evrensel lideri benim demek. Türk vatandaşı dışında kimse olamıyorsa o zaman evrensel olabilir mi zaten? Olamaz. Türk vatandaşı olması lazım. Doğru. Ve seçim sırasında Türkiye'de görevli bulunmaları gerekmektedir. Bu hususta Patrikhane'nin ekümenik sıfatının bulunmadığının açık bir göstergesidir diye Yargıtay karar vermiştir. Sonuç olarak diyor kaymakamlık, Lozan Anlaşması tutanaklarıyla Fatih Kaymakamlığına bağlı bir dini kuruluş olarak kabul edilen Fener Rum Patrikhanesi'nin ekümeniklik iddiası hukuki gerçekle bağdaşmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 15 Ağustos 2022 saat 15.30 Fatih Kaymakamlığı. Şimdi soruyorum. Fatih Kaymakamlığı bu açıklamayı yapmış. Peki basın açıklaması yapmak yeterli mi? Herhangi bir tarikat hakkında, cemaat hakkında, bilmem dernek hakkında böyle bir basın açıklaması yapıldığında onun hakkında soruşturma açılmaz mı? Açılmaz mı? Neden açılmamış? Açılması lazım. Yani bu söylenenlerin hepsinin aksine bir eylemlilik içinde olan bir yapıdan bahsediyoruz. Bu eylem ve yasalara göre suç işliyor. Anayasaya göre anayasal suç işliyor bakıldığı zaman. Evet. Düşmanlık yapıyor. Türkiye'yi bölmeye hedefliyor. Evet. Şimdi yani, Pontus Bayramı diyor. Pontus soykırımı diyor. Amerika'ya gidiyor 2009 yılında.
2009 yılında Obama ile görüşüyor. Diyor ki çarmıha, Türkiye'de kendimi çarmıha gerilmiş gibi hissediyorum diyor. Ya. bu lafı eden birisi, Türk vatandaşı bunu söylüyor ise, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumları bu adam hakkında idari ve adli soruşturma açmaz mı? Geçtik. Bunu CBS televizyonda da söylüyor üstüne üstlük. 2010 tarihinde 8 Ağustos 2010 tarihinde Sümele Manastırı'nda diyor ki Pontus Bayramı'dır bu diyor. Evet. Nedir Pontus Bayramı? Sen bunu nasıl söylersin kardeşim diye kimse sormuyor mu ya? Bu devlet, bu cumhuriyet kuruldu, Atatürk kurdu, kimse sormuyor mu? Sonra Yunanistan Dışişleri Bakanı, Başbakanı geliyor. Herkes ekümenik patrik diyor. Bunlarla ayin yapıyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı, Yunanistan Başbakanı, Ukrayna Başkanı Zelenski bilmem ne. Ya bunlar kardeşim, Estonya, Litvanya, bunlar Gökçeada'daki Türk-Rum vatandaşı mıdır? Bozcaada'daki midir? İstanbul'da mıdır? Kimse sormuyor mu kardeşim? Senin yetki sınırını İstanbul, Bozcaada ve Gökçeada'daki Ortodoks, Hristiyan, Rum kökenli, Rum azınlık Türk vatandaşlarıdır demiyor mu ya? Ya burada diyor, sen bunu kaymakamlık olarak açıklıyorsun. Dışişleri Bakanlığı açıklattırıyor İçişleri Bakanlığı ile birlikte. Bu aslında açık. Peki niye işlem yapmıyorsun? Sonra diyor ki, onu da geçtim. Adam Zelenski'yi bilmem şunu bunu alıyor. Türkiye'nin tarafsızlık politikasını, Rusya ile tarafsızlık politikasını da bozuyor. Tabii. Yani tarafsızlık, Rusya ile bizim bir tarafsızlık politikamız var. Şimdi sen Zelenski'yi buraya çağırıyorsun. Kiliseyi ayırıyorsun. Ukrayna'daki kiliseyi buraya bağlıyorsun. Bilmem şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Ve zaten Rus Ortodoks Kilisesi'yle de kavga ediyor ya, yani o emperyalist merkezlerin politikası kapsamında şey yapıyor zaten. Ya bu böyle bir şey oldu. Amerika'ya gidiyor 2021'de. 26 Ekim 2021'de Amerika'ya gidiyor. Kendisine ne diyor biliyor musun? Bizim diyor tarihi ekümenik tahtımızda, Biden'a söylüyor bunu. Tahtımızda oturmamız için verdiğiniz daimi destek için minnettarım diyor. Buyurun. Ya sen bir başka devlet başkanına, Türk vatandaşı olarak, Türkiye'nin dini bir kurumu olarak bizim tarihi tahtımızda oturmamıza verdiğiniz daimi destek için teşekkür ediyorum diyor ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? O İngiliz kralı İngiltere'ye gidiyor. Ya sonra ben bir şey söyleyeyim. Bizim bu görüntülerde var. Bir sonrakine gelir. Bakın Yunanistan buna bir sonrakinde var. Gösterirlerse bakın burada. Arkasında en üsttekini söyleyeyim bir dakika. Evet. En üstteki. O resmi görebiliyor muyuz arkadaşlar? Ben onu hatırlıyorum çünkü önemli bir şeydi. Çok önemli bir şey. Bu adam Kasım ayında, geçen sene Kasım ayında, 7 Kasım 2022'de Bahreyn'e gidiyor. Diyalog toplantısı. Hangi diyalog toplantısı? Amerika'nın arkasında durduğu dinler arası diyalog toplantısı. Evet. Bu zırvayı kim yapmıştı? Evet. Amerika'nın, CIA'nin, şunun, bunun, bilmem nenin sopası FETÖ çıkartmıştı değil mi Türkiye'de dinler arası diyalog? Tabii. Bakın şimdi bunu aynı şekilde Bahreyn'de yapıyorlar. Ve adam diyor ki orada arkasındaki başlığa bakın. Ben de hemen fotoğrafı arkadaşlara geçiyorum. Arkasındaki başlık ne korkunç bir başlıktır. Archbishop, bakın Archbishop of Constantinople, New Rome. Ne diyor biliyor musunuz? Konstantinopol'un metropolü. Yeni Roma diyor. Konstantinopol de Yeni Roma'nın başkentidir diyor. Evet öyle söylüyor. Ekümenik patrik diyor. Şimdi bir dakika ben soruyorum şimdi. Konstantinopol neresi? Yeni Roma neresi? Yeni Roma'nın başkenti Konstantinopol neresi? Ya. Sen ekümenik patrik kim? Buna kimse sormuyor mu? Kardeşim gitse birisi Kürdistan'ın başkenti bilmem nerenin neredeyse
oranın da bilmem ne valisi dese, papası, imamı dese sormayacak bu Türkiye hesap. Türk vatandaşı. Türkiye indiği anda alınır mesela. Haklı olarak alınır. Öyle. Peki buna ne oluyor? Buna ne oluyor? Bunun da indiği anda alınması lazım. Buna ne oluyor arkadaş ya? Buna ne oluyor? Bu böyle bir şey kabul edilebilir mi? Bir de o biraz önceki sayfaya gelelim mesela. Bakın ikinci, indiği uçak özel bir uçak. Görüyor musunuz? Hı. Özel bir uçak. Nereye iniyor? Amerika Birleşik Devletleri'ne iniyor. Kimin uçağı bu? Yunanistan Devleti'nin uçağı. Ya. Yunan Devleti'nin özel uçağı. Yunan Devleti Türk vatandaşı birisine ve Fatih Kaymakamlığına bağlı dini bir kurumun başına sadece yetkisi Türkiye'de olan birisine Yunanistan Devleti resmi bir özel uçak tahsis ediyor. Seyahatlerini bununla yapıyor. Şimdi sana bana Yunanistan Devleti resmi bir uçak tahsis etse, biz gitsek Amerika'ya resmi makamlarla bilmem neyle görüşsek ne yaparlar bizi? Tabii. Sade bir vatandaşız halbuki biz. Ya sen kardeşim. Bunu yapmadan haklı olarak müdahale etsin devlet zaten. Ya yani sen böyle bir şey. Hangi maksatla gittin? Sana hangi maksatla, ne beklentiyle sana Yunan Devleti uçak tahsis etti? Sen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil misin? Sen Yunan Devleti'ni temsilen mi gidiyorsun oraya? Yunan Devleti sana nasıl veriyor bunu? Sen Türkiye'nin dini kurumu değil misin kardeşim? Niye demiyor? Şimdi bazıları diyor ki şeytan sağdan yanaşırçasına Atatürk'ün ekümenikliğin kaldırılması için verdiği mücadeleleri bir kenara bırakarak diyor ki ya bunu diyor ekümenik olması diyor bizim işimize yarar. Niye yarar? E diyor buranın merkezi burası olursa Türkiye'nin saygınlığı. Ya sen dalga mı geçiyorsun? Gerçekleri görmüyor musun? Adam sürekli bugüne kadar Patrikhane'nin Türkiye lehinde bir şey yaptığı görülmüş mü? Adam Pontus soykırımı diyor. Pontus diyor. Adam tahtımda zor oturuyorum diyor. Çarmıha gerildim diyor. Geriliyorum diyor. Yunan beraberim dosya yapmıştık komutanım. Eski patrikler de aynısı. Yani bunun gibiler. Yani hepsi, bu hepsi. Aynı. Görevli. Hepsi. Ki bu bazılarına göre en ılımlı patrik biliyor musunuz? Tabii. Kardeşim bunun karşılığında Türk Ortodoks Patrikhanesi kuruldu. Sevgi Erenoğullar değil mi? Papa Eftimler. Papa Eftim. Tabii. Şimdi bunlar ne oldu? Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin çağdaş temsilcileri şu andaki, yani çağdaş temsilcileri, Papa Eftim'in torunu Ergenekon davasında, kumpas davasında içeri atılmadı mı? Kumpaslarda hedef alındı FETÖ tarafından. FETÖ tarafı. Ya demek ki görüyorsunuz. Aynen. Ergenekon örgütünde Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin ne işi var bu kumpas davasında? Demek ki Ergenekon terör örgütü diye niteledikleri yapma Sunni bu davada, kumpas davasının arkasında kim varmış? FETÖ terör örgütü ve bunu da size bırakıyorum. Patrikhane, Türk Ortodoks Patrikhanesi hedef alındıysa. Komutanım, valla bu sohbetin tadı damağımızda kaldı. Şöyle yapalım, haftaya sizi tekrar bir yayın sözü alalım. Daha detaylı konuşmaya da devam edelim. Şimdi normalde evet, bir sonuç olarak son olarak şunu söyleyeyim de bu herkesin akıllarında kalsın. Bakın. Haftaya ama bir yayın sözü alacağım sizden yine. Evet, bakın şöyle yapayım. Hani Türkiye bundan medet umuyorsa eğer bu adamdan, bu kurumdan medet umuyorsa çok yanlış, ya konuyu bilmiyordur ya da bunlarla işbirliği yapıyordur. Neden biliyor musunuz? Adam Estonya'yı ziyarete gitti. Devlet başkanı statüsünde gidiyor. Bakın devlet başkanı statüsünde karşılama yapılıyor Estonya'ya. Türkiye bir şey yapmıyor. Estonya bayrağı var. Görüyor musunuz? Buradaki bayrak ne? Patrikhane bayrağı. Nerede Türk bayrağı? Bu adam Türkiye Cumhuriyeti'nin bir diğer görevi. Türk bayrağı. O zaman Patrikhane bir devlet mi? Patrikhane bir devlet mi?
Vatikan türü bir devlet kurmak istiyorlar. Bu Yunanistan'da yayınlanan haritalarda var. Onu da arkadaşlar bulup bir ara yayınlarsanız çok memnun olurum. Orada ekümenik devlet diye Yunanistan'da yayınlanan bu sur içindeki alanları içine alan bir bölüm ekümenik devlet diyor Patrikhane. Hedef budur. Onun sur için bir evet, suç duyurusunda tarihi yarımada dememek lazım. Çünkü tarihi yarımada Bizans'ı kasteder. Selimiye'de tarihi yarımada tarihi, Üsküdar'da tarihi, Anadolu Hisarı'da tarihi, Rumeli Hisarı'da tarihi, Ortaköy'de tarihi. Tarihi yarımada deyip Bizans özentiliği yapmasın kimse. Kesinlikle. İstanbul'un her yeri tarihi. Her yer bizim. İstanbul Türk'ün zaten. Evet. Türk vatanı. Biz korkmadan, korkmadan, yılmadan, bıkmadan, usanmadan gelecekleri göze alarak elimizi taşın altına soktuk. İsteyen vatandaşlarımız varsa, sorumlu hisseden vatandaşlarımız varsa Cumhuriyet Savcılıklarına onlar da suç duyurusunda bulunmakta serbest. Zaten biz de o suç duyurusunun bütün detaylarını bizim Süper Haber internet sitemizde yayınladık. Vatandaşlarımız oradan da bakabilirler. Valla komutanım çok teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi haftaya tekrardan şey yapalım. Hatta yine bir konuşalım size uygun bir zamanda. Bir araya gelelim yayınımızda. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Ceyhun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bütün ekibinize. Sağ olun. Değerli Süper Haber dostları, valla komutanımızla çok güzel bir sohbet oldu. Çok bilgilendirici. Çünkü önemli bir konuydu. Onu yayına alıp aktartalım istedik. Çünkü detaylı da çalışmıştı. Suç duyurusu önemli. Sağ olsun dostlarımız da işte Repra, Uyan Vatandaş, Ayhan Bey, Ali Bey, ondan sonra diğer dostlarımız da yanda işte Elmalı gelmiş bu arada, ona da selam olsun. Ben onu yeni gördüm. Bütün dostlarımıza da selam olsun. Sağ olsunlar, şey yaptılar. Şimdi yavaş yavaş yayın toparlayacağız. Bugün biraz uzattık. Dediğimiz gibi özel bir yayın olduğu için, aynı zamanda bir yayın konu aldığımız için. Şimdi son bir videolarımız var. Kısa kısa hemen bunları da gösterelim. Bir videolarla bitiriyoruz biliyorsunuz. Bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Hani siyasete geri döneceğiz, kısa bir videoyla döneceğiz dediğimiz nokta. Onu bir yayınlarsak onunla başlayalım. Birkaç videoyla da yayını sonlandıralım. Görev yaptığınız ilçelerimizde sizlerden günün 24 saati, haftanın 7 günü, yılın 365 günü çalışacak, koşacak, koşturacak bir tempo ve motivasyonla işinize sarılmanızı bekliyor. Ben Cumhurbaşkanı olarak böyle çalışıyorum. Uykum 5 saat, bilemediniz 6 saat. Gece eve gidişlerim bazen 12, bazen 1, bazen 2. Böyle çalışıyorum. Aksi takdirde bu iş, bu devlet yürümez. Tabii. Şimdi bu videoyu şundan dolayı aldık. Sayın Cumhurbaşkanı şunu söylüyor. Aslında bütün herkes açısından, tabii ki bu Sayın Cumhurbaşkanı gibi günde 5 saat 6 saat çalışan insanlar var. Şunu biliyoruz ki, kendisinin yapısını da biliyoruz. Başka insanları da biliyoruz. Kafasını ayakta kaldığı sürece işine yoğunlaştıran insanlar da tanıyoruz. Aslında hep bunu söylediğimiz nokta bu. İşimizde, mücadelelerimizde, o memleket için, ailelerimiz için, değerlerimiz için verdiğimiz mücadelelerde bütün zamanımızı ayırmak. Sayın Cumhurbaşkanı bir anlamda partisine bu talimatı da vererek aslında siyasetin nasıl yapılacağını da gösteriyor. Bir işin içindeyseniz, bir mücadelenin içindeyseniz, bu diğer partiler için de geçerli. Tam zamanlı çalışmalısınız. Öyle part time falan değil. Gerekirse uykunuzu bir şey yapacaksınız. Günde 8 saat değil, 5 saat 6 saat uyuyacaksınız. 2-3 saat feragat edeceksiniz. Bu sayede ülke ayakta daha güçlü olur. Şeyini vermek açısından aldık. Şimdi bir videomuz daha var. Klima içeri, havalandırma dışarı diye önce o mu gelecek? Ona bir bakalım. O çok ilginç bir şeydi. Tam esprili. Klimanın vantil, o pervane boyutu, o motor boyutu dışarıda duruyor. İşte içeride duruyor. Havalandırma dışarı veriliyor. Nerede çekilmiş onu bilmiyorum ama yurt içinde mi, yurt dışından mı? Garip bir şeydi. Bir espri yapacaktım, sonra Karadenizliler kızar. Ben dedim ki vazgeçtim, o yüzden Karadeniz esprisi yapacaktım. Çok çok da selam olsun Karadenizlilere. Bir başka, Cengiz abiye de selam olsun. Cengiz abi de Karadenizli biliyorsunuz. Bir başka videomuz daha var. Efkarlı bir kedimiz var. O güzel bir görüntü olsun diye aldık onu da. Yani insanın şeyi sorası geliyor. Ne derdin var senin? Kediler biliyorsunuz sudan korkar normalde.
böyle hani Mehtap'ı izleyen dertli insanlar gibi orada da yazılmış zaten dünyanın en efkarlı kedisi diye. Ne derdin var, ne düşünüyorsun, yaş mamaları mı düşünüyorsun, yaş mamamı kaybettin falan. İnsan onu düşünüyor. Bunu da paylaşalım istedik. Güzel bir görüntü. Kedileri çok severiz. Bütün hayvanları çok severiz. Ve en son Sayın Murat Sancak, Adana Demirspor Başkanı, biliyorsunuz çok renkli bir kişiliği var. İlginç bir ne diyelim, playback mi derler ona, yapmış. Güzel de bir şey yapmış aslında, ortaya çıkmış. Bir de onu izleyelim. Türk marşı galiba. Şimdi bunu da şundan dolayı aldım. Ya bakın, Murat Sancak hem spor kulübü başkanı olarak çok ilginç bir kişilik. Yani renkli bir kişilik. Böyle esprili şey yapıyor. Futbolcularla bazen diyalogları yansıyor falan. Yani insanların bazen hakikaten böyle esprili. Şimdi bizleri de mesela dışarıdan tanıdığınızda mesela eşim bile şey demişti. Ben seni önceden çok ciddi bir insan falan olarak zannediyordum. Bu kadar esprili olduğunu bilmiyordum diye. Sizler de belki öyle biliyorsunuzdur. Hayatın çok renkli bir yönü de var. Yani insan olduğumuz boyutta var. Kendi kendine espri yapmış, güzel bir şey yapmış. Böyle de olmak lazım hayatın içinde. Böyle rahatlama alanlarımız olmalı. Gülmeliyiz, eğlenmeliyiz. Ama tabii ki mücadelelerimizi, memleket mücadelemizi, iş ekmek mücadelemize devam etmeliyiz. Bugünkü bu haftanın son yayınını böyle kapatalım. Böyle güzel videolarla kapatalım. Haftaya yine bugün bu haftadan kalan konularla, yeni konularla, yeni başlıklarla sizlerle birlikte olacağız. Tabii Süper Haber ekranlarından da ayrılmayın. Çünkü YouTube kanalından ayrılmayın. Hem beğeninizi yapın bu arada, böylece daha çok insana ulaştıralım. Hem de böyle sıcak gündemleri zaten sürekli sıcak gelişmelerde yine sizlerle birlikte oluyoruz, yayınımızı yapıyoruz. Bu haftalık ilk haftamızdı, ilk hafta içi yayınlarımızdı. Bizleri yalnız bırakmadınız. Bütün dostlara, Ayhan Bey'e, Ali Bey'e, Repra'ya, ondan sonra Elmalı'ya, Uyan Vatandaş, Rumuzlu Vatandaşımıza, Hilal Hanım'a, daha birçok vatandaşımız geldi, arkadaşımız, dostumuz geldi. Hepsine de sağ olsun, var olsun. Sayımızı arttırırız ilerleyen dönemde. Biz insan biriktirmeyi severiz çünkü güzel insanlar birbirini mutlaka bulurlar. Hepsine de selam olsun, bütün vatandaşlarımıza selam olsun. Bu haftalık bitirelim. Pazartesi tekrardan aynı saatte, saat 11'de görüşmek dileğiyle. Selamlar, saygılar.